Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayatımız kitabın bu akşamki konuğu sevgili Kemal Varol. Kemal Varol hepinizin de aslında bildiği üzere edebiyata şiirle başladı ve daha sonrasında romanla, arada bir hikaye kitabıyla ve derleme kitaplarla devam etti. Kemal, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi ben ilk olarak aslında az önce de söylediğim gibi hani şiirle başladığını söyledim. Sen şiirle başladın edebiyat hayatına. Ben de bu kez bu söyleşiye aslında şiirle başlayıp birazcık başa gitmek istiyorum. Yas Yüzükleri, Kin Divanı ve Temmuz'un 18 adlı kitaplarını Bakiye adıyla toplu şiirler olarak yayımladın. Yanılmıyorsam 2003 ya da 2007 miydi, tam hatırlamıyorum şu anda. Ve sonra da romanlarınla devam ettin. Jar, Hav, işte demin de söylediğim gibi arada öykülerden oluşan sahiden hikaye. Sonrasında yine roman olan Ucunda Ölüm Var. Ve şimdi geçen yıl yayımlanan Aşıklar Bayramı. Şimdi romana artık daha mı yakınsın ya da edebiyat tarihine bakiye vererek şiire veda mı ettin diye sorarak başlayayım. Yani şiire veda etmedim aslında. Belki de tam tersi şiir veda etti. Yani şu şiir böyle bir tür aslında. Çok fazla özen isteyen, daha fazla ilgi isteyen bir tür. Bir de yani benim yazmama nedenlerimden bir tanesi de bir kişisel bir tıkanıklık yazmaya dair. Yani Şiir isteseydim yazmaya aslında... dair. Evet, yani isteseydim sürdürebilirdim elbette. Ama yeni bir şey yapamadığımı fark ettiğime dair bir kaygım vardı ve bunu aşamadığım için de kişisel olarak şiiri dinlenmeye bıraktım açıkçası o dönem. Sonra tabii dönüşüm kolay olmadı. Dönemedim şiire bir daha. Kemal Bey'in internet bağlantısı gibi bir durum var sanırım. Kendisine ulaşacağım. Sanıyorum Kemal Varol'un internet bağlantısında bir sorun var. Şimdi arkadaşlarımız kendisine ulaşıp sorunu halletmeye çalışacak. Birazcık bekleyeceğiz. Çok özür diliyoruz bütün izleyicilerden. Evet, beklemeye devam ediyoruz. Evet, böyle beklemek biraz sıkıcı oluyor ama tekrar özür dileriz. Birazdan eminim sorun çözülecek ve tekrar Kemal'le sohbetimize devam edeceğiz.
Evet, arkadaşlarımdan, teknik ekipteki arkadaşlarımdan mesaj geldi. Birazdan bağlanacakmış. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Çok özür dilerim. Yani bir Hiç problem değil. Görüntün de geldi. Harika. Hiç problem değil. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şiir yazmaya dair bir tıkanıklık yaşıyorum demiştin. Oradan devam Ya edebiliriz. o dönem bunu yaşadım. Yani yeni bir şey yazamadığım için şiiri biraz ara verdim. Roman benim çok küçük yaşlardan beri aslında çok hemhal olduğum bir türdü. Fakat bir süre sonra şiire çok uzak kaldım, fark ettim. Bu ayrılığı çok da önemsemedim açıkçası o dönemler. Fakat yıllar geçtikçe böyle içimdeki eski şair zaman zaman depreşti. Yeni bir şeyler yazmak istedim elbette. Birkaç şiir var çekmecede, yani 4-5 şiirim var. Ama evet, bir kitap olacak kadar. Yani 12 yılda bu kadar çıkabildi maalesef. Bir kitap oyunumuna ulaşırsa elbette ki bir gün yayınlayacağım. Ben de çok istiyorum. Bir şiir kitabım daha olsun isterim. Ama şimdilik baki kafi benim için galiba. Anladım. Çok da güzel bir isim bu arada bence. Sağ ol. Kesinlikle toplu. Benden kalan bu olsun istedim. Evet. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Temmuz'un 18'i ile ucunda ölüm varı, Küfran şiiri ile Aşıklar Bayramı romanını paralel ve eş zamanlı okuyunca belki de şuna kanaat getirebiliriz diye düşünüyorum. Küfran'daki baba derdi Aşıklar Bayramı'na sirayet ediyor. Temmuz'un 18'indeki aşk derdi ise ucunda ölüm var romanını dile getiriyor gibi geliyor bana. Şiir yazmasam bile, yani hani eskisi kadar yazmasam bile en azından dertlerini, yani ya da şiiri terk etmek mi diyelim, buna tam olarak emin değilim ama şiirdeki dertlerini terk etmediğini ve romanlarında dile getirdiğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Bunu ben zaman zaman ben de düşünüyorum. Yani şiirde yazdığım bir takım meselelerin farklı biçimlerde romana taşındığını ben de fark ediyorum. Açıkçası buna engel de olmak da istemiyorum. Çünkü ortada ben ve benim meselelerim, benim hayatta kurduğum bir takım ilişkiler, problemler, benim geçmişim, gelecek tasavvurum hepsi aslında işte beni ben eden bütün meseleler değişmiyor. Yani o öz dediğimiz mesele belki de hep aynı kalıyor. Şiirde başka bir boyutta ortaya çıkıyordu. Romanda belki bir takım biçimler değişebiliyor. Ama en nihayetinde ben aslında kendimi böyle bir yani dert üzerine inşa etmeye çalışan biriyim. Yani ben yani sadece bir metin yazmak istiyorum. Ve bunu yazarken de kendimden yola çıkıyorum çoğu zaman. Artısıyla eksisiyle yani benim hepsi ve bu meseleleri hem romana hem şiire vaktiyle taşınmak benim için çok da kötü bir şey değil aslında ama tabii ki yani yepyeni bir şey yazmak isterim ama bu bana dahil bir şey olsun isterim her zaman. Şiirdeki bir takım meselelerimi galiba romana taşımaya devam edeceğim. Zaman zaman böyle bende olmayan bir takım meseleleri yazmaya çalıştığım anda bile, onu fark ettiğimde bile yine temelde benim sıkıntılarım, benim dertlerim, hayata bakışımın çok baskın olduğunu görüyorum. Anladım. Aslında senin Ucunda Ölüm Var romanın nasıl söyleyeyim, şiir gibi bir roman. Yani benim için öyleydi. Altçı kadının hikayesini Evet. anlatıyordun burada. Şimdi buradan da yola çıkarak bir şey sorup buradan da artık şey Aşıklar Bayramı'na bağlanmak istiyorum. Ağaççı kadın işte rüyasına giren ve 50 yıldır görmediği aşkı Heves Ali'yi bulmak için ve aslında onun ağdını yakmak için yollara ve beş şehir boyunca bir yolculuğa çıkıyordu. Çünkü Heves Ali rüyasında ona işte öleceğim, geldi ağdımı yak demişti ve bir yolculuk başlamıştı. Ucunda Ölüm Var'ı yazarken ağaççı kadının, Heves Alisi'nin bir gün bu romanla geleceğini, yani Aşıklar Bayramı'na geleceğini planlamış mıydın? Ya da ne bileyim, Heves Ali sende yarım kalan
ya Heves Ali'ye dair sende yarım kalan bir şeyler mi vardı da bu romanda geldi? Ben çoğu zaman hani bir romanı yazarken bir sonraki romanı ya da ondan sonraki romanları da hesaplayarak yazan biriyim. Ucunda Ölüm Var'ı yazarken elbette ki hani birkaç seçeneğim vardı ama orada Heves Ali'ye dair bir boşluk bilerek bıraktım. Bunu sonra açmak, tamamlamak üzerine kurduğum bir boşluktu aslında. Heves Ali'nin hikayesini yazacağımı biliyordum ama bu kadar erken yazacağımı düşünememiştim. Bu sonrası için düşündüğüm bir şeydi. Ben aslında bütün romanlarda bu türden bağıntılar, bu türden alışverişler yapıyorum kendi romanlarım içerisinde. Yani bir romandaki bir kahraman elbette başka bir romanda çıkıyor bende. Bundan çok da keyif alıyorum bu oyundan. Çok mutlu oluyorum. Eğleniyorum. Okurumun da hani romanlar arasındaki akrabalık iyi geliyor. Yani hele hani seni takip eden bütün işte şiirlerini, öykülerini, romanlarını takip eden bir okuyucu için de aslında çok keyifli bir şey. Çok keyifli olduğuna inanıyorum. Yani örneğin işte birkaç ay sonra çıkacak, bir ay sonra Ocak başında çıkacak romanda da yine benzer bir şey var. Aşklar Bayramı'ndaki aslında Aşklar Bayramı'nda son roman duruyor orada. Yani bir takım göndermelerle, nesnelerle hepsi metnin içerisinde duruyor. Okurun yeni kitapta bunu keşfetmesini bekliyorum yani sabırsızlıkla. Yani bu türden roman bağıntılar aslında bütün kitaplarımda vardı. Yani buna metinler arası mı dersiniz, öz gönderme mi dersiniz, bir tür oyun mu dersiniz? Bunu başından beri yapıyorum. Dolayısıyla hani bazen metinde belki boşluk olarak adlandırılan kimi meseleleri daha sonra tamamlamak üzerine boşta bırakıyorum ve o kahramanları bir şekilde ya da onun hikayesini başka bir romanda tamamlıyorum. Belki de asıl derdim günün birinde tek bir roman yazmış olduğum hissini vermek. Günün birinde bitirdiğimde artık yazamaz hale geldiğimde geride belki bakiye gibi bir külliyat bıraktığımda böyle bir his uyandırmak. Okuyucuya belki bir puzzle parçaları bırakmak. Ben bir müjde verecektim. Sen benden önce söyledin. Evet. Sonra tekrar en son söyleşinin sonuna doğru tekrar onu konuşuruz. Peki romanın karakteri Yusuf hakkında konuşalım birazcık. O da aslında herhangi biri ama bir yandan da değil. Onu nasıl anlatırsın? Yusuf eksik bir çocuk aslında. Yani ben açıkçası böyle kahramanlarım üzerine çok ayrıntılı düşündüğüm emin değilim. Ben biraz herkes kadar onu böyle bir hikayenin ortasına fırlatıp ne olacağını bekleyenlerdenim galiba. Çok hesaplı kitaplı davranmıyorum. Her ne kadar hikayeye çok hakim olsam da. Fakat onun bir hikaye içerisinde nereye savrulacağını birazcık o hikayenin kendi dinamiklerine bırakıyorum. Yusuf'u ben yazıp bitirdikten sonra hikayesini kendimden parçalar da buldum yer yer. Ama yer yerde bana hiç benzemeyen parçalar buldum. Ama her şeyden önce bunun bir eksik olduğunu, belki de bir baba meselesiyle tamamlanmamış olduğunu, babasıyla yaşadığı o deneyimin bir benzerinin başka insanlarla kurduğu ilişkide de yeniden tezahür ettiğini gördüm. Belki de bazı yerleri bilerek altını koyulttum bu meselenin. Ama benim için hala dönüp baktığımda yarım kalmış bir kahraman Yusuf benim için. Umarım günün birinde dönerim ve Yusuf'un hikayesini de tamamlarım. Ben çok yani bir romanın devamını yazmayı seven biri değilim. Bunu da elimden geldiğince yapmamaya çalışıyorum. Az önce bahsettiğim türden bağıntılar kurarak tamamlamaya çalışıyorum ama Yusuf'un eksikliği de hakikaten bende duruyor. Seninle yine ben ucunda Ölüm Var'a söyleşi seninle yapmıştık yazılı anlamda. O tarihten biridir yazılı söyleşi yapmadım hiç. Gerçekten mi? Evet, en son söyleşi buraya seninle yapmıştık. Evet. İşte Ucunda Ölüm Var ile ilgili seninle konuştuğumuzda demiştin. Ukde kalmış bir aşk hikayesi anlatmak istedim. Evet. Türkülerde, halk hikayelerinde, masallarda kalmış, günümüz insanının anlamakta zorlanacağı bir aşkın izini sürmek istedim. Evet. Ama temel derdim keşke aşk olsaydı. Aşk ve memleket insana neler eder? Onu anlatmaya çalıştım bir bakıma demiştim. Şimdi bu romandaki yani Aşıklar Bayramı'ndaki temel dertlerini sana sorsam şimdi.
Aşıklar Bayramı'nda yani yine aslında dipten dibe bir memleket hali var. Yani bir evet görünürde bir baba oğul hikayesi anlatıyorum elbette ama bir yandan da aslında hani Türkiye'deki o çok kültürlü yapıya da bir selam var, çok dinli yapıya da selam var. Kimi politik meselelere de selam var roman boyunca. Yani işte bir takım Ermenilerin yaşadığı sıkıntılar da var romanda. İşte ne bileyim işte Bingöl'de öldürülen 33 askere de selam var. Yani Türkiye'de belki de yakın dönemde yaşanmış birçok mesele ama doğrudan değil dolaylı olarak benim de bir insan olarak etkilendiğim, acı duyduğum bütün meselelere bir çeşit selam var romanda. Ben hiçbir zaman saf bir hikaye yazamayacağım galiba. Yani her zaman bu ülkenin kimi meseleleri, kimi sorunları herkes kadar beni de etkiliyor ve ben kendimi bu sorunlardan azade tutamıyorum. Ve tutmayacağım da. Çünkü bu ülkede yaşıyorum ve işte çağdaş bir takım sorunlardan ayrı duramam. İmrenmiyor muyum? Çok imreniyorum bunu yapmayan yazarlara. Onlardaki o kendi meselelerine müthiş bir şey böyle bir çok serin kanlı yaklaşmalarına, politik meselelerden uzak kalmalarına benim de imrendiğim şey aslında bu. Günün birinde böyle bir metin yazmayı çok isterdim. Bunu başka yerlerde de söyledim ama işte ülkenin bir takım sorunları, meseleleri yazarken gelip her zaman şöyle omzumuza dokunuyor. Beni yazmayacak mısın diye soruyor. Bu yüzden Ayşılar Bayramı belki Değil ama. daha rafine bir metin olmasına rağmen ama yine dipten dibe akan kimi bir takım politik meseleler var tabii ki. Sana yani senin yani nacizane bütün her şeyini okumuş biri olarak söylüyorum. Sana dokunuyor gibi değil de senin daha çok sırtına biniyor gibi. Yani sen onları aslında yükleniyor gibisin. Yani Bunlarla yaşadığımı söyleyebilirim, evet. O zaman biraz da aşçılık geleneğinden bahsedelim. Sence aşçılık geleneğini besleyen sözlü gelenek artık zayıfladı mı? Yani aşık şiiri işlevini tamamlayıp artık tarih mi oldu ya da olacak? Evet, sözlü kültür yani çok büyük bir aşınmayla karşı karşıya. Yani özellikle bunda iletişim olanaklarının artması, işte sosyal medya denen şeyin artık köylere kadar sirayet etmesi. Ama ben hala umudumu korumaya çalışıyorum. Yani bir yerlerde bu inançla, bu geleneği sürdürmekle sadece aşıklık anlamında değil, belki türlü işte etnik gruplar arasında farklı bir şekilde işleyen yapılar vardır bu anlamda. Umut etmek istiyorum ama bir tarafım da bunun yavaş yavaş çözülmeye başladığını da söylüyor bana. Bu belki yani biz eden, var eden bir gelenek bu. Ama şimdi artık yavaş yavaş sırtımızı dönüyoruz. Belki sadece o gelenekten bize işte belki modern kimi sanatçıların okuduğu, coverladığı şarkılar, türküler kalıyor. Ancak öyle ulaşıyor yeni nesil onlara ama maalesef artık eski gücünü giderek kaybediyor. Ben aslında şairken de bu meseleleri diyelim halk şiirini vesaire şeylerini şiire taşımayı çok seviyordum. Hani modern bir şiirle halk şiirini birleştirmek gibi böyle bir kimi deneyimlerim olmuştu. Demek ki bu ukde eski bir ukdeymiş. Belki biraz Heves Ali şahsında böyle biraz o geleneğe ve gider ayak bir selam. Yani orada belki ölen baba değildir, bir gelenektir, bir geleneğe hoşçakaldır. Romanın sonunu artık söylemekte bir sakınca yok. Yani orada babanın ölürken oğluna sazını teslim edip işte şunu 2 dakika tutar mısın deyip tam da o anda ölmesi aslında boşuna değildi benim için. Yani birinin bunu sürdürmesi, birinin buna bir selam göndermesi, yaşatması, hayatta tutması de aslında o sahne benim için. Onu çok altını koyultarak yazdığımı hatırlıyorum. İçimdeki dert buydu açıkçası. Bir babanın kendisiyle değil hatırasıyla kavga etmek her zaman daha kolaydı. Belki de daha zor. Kim bilir. Bu cümlenin üzerine düşününce gerçekten hangisi daha kolay ya da zor gerçekten bilemiyor insan. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu şey böyle altı çizilesi bir cümle, yaralayıcı da bir cümle. Yani gerçekten kendisi mi, hatırası mı, hangisi daha fazla acı veriyor? Senin düşüncelerini merak ediyorum. Yani
Yani çok dürüstçe cevap vereceğim. Hani dönüp baktığımda hala bu soruya cevap veremedim. İkisi de çok ağır, ikisi de çok zor. Hem o hatıra hala, çünkü o hatıra belki günlük hayatınızda birebir sürmüyor ama size bıraktıklarıyla, değiştirdiği bir takım biçimlerle sizde devam ediyor aslında. Bir takım davranışlarla, başka insanlarla kurduğunuz ilişki biçimiyle, yani o hatırayı siz yaşatıyorsunuz ve bazen zaman zaman görüyorsunuz kendinizde bunu yaşattığınızı, bir şeyi, bir insanı kendinizde sürdürdüğünüzü fark ediyorsunuz. Yaşarken ki olan şeylerde tabii ayrı bir yük insan omuzunda. Ya hakikaten bu soruya ben de hala bir cevap veremiyorum. Dürüstçe cevap vermem lazım. Belki de o yüzden bir soru işaretiyle romanda bıraktım. Orhan Pamuk'un bir sözü var. Babamızın kendisi olmasını değil, bizim istediğimiz gibi bir baba olmasını isteriz diyor. Şimdi buradan da yola çıkarak ve Aşıklar Bayramı'ndan da yola çıkarak baba figürü, onun ağırlığı, otoritesi, sertliği, yokluğu senin için ne ifade ediyor peki? Yani ben yokluğunu daha çok hissediyorum giderek. Aslında ebeveynlerin ölümüyle başlar belki de. Hani kişinin kendini var etmesi. Ama bir yandan da o varlığın da eksik olduğunu hissedersiniz çoğu zaman. Yani baba figürüne dönüp baktığımda, ah bir an böyle kederli meselelere girdik. Yani dönüp baktığımda eksikliğini hissediyorum. Ben daha çok özlemle anmaya çalışıyorum. Tabii ki negatif şeyler de konuşabiliriz ama ben o özlemle anmayı, yani bir takım ondaki olumlu şeyleri aklımda tutup yad etmeyi daha çok tercih ediyorum bugünlerde. Peki edebiyatta seni etkileyen baba oğul hikayeleri elbette vardır. Bunlar hangileri? Ya doğrudan bir etki babında değil belki de ama yani işte Kafka'nın yazdığı kimi metinler de öyle. Yani ben romanda aslında işte birçok baba oğul metnine selam gönderdim. Yani metnin alt metninde çok sayıda selam vardır. Yani Yusuf Atılgan'dan Kafka'ya, başka yazarlara, hatta bir takım filmlere hepsine bir. Çünkü ben bir metne oturduğum zaman benden önce o meseleye el atmış ya da o konuda bir şey yazmış kimi önemli metinleri tamamına bir selam göndermezsem böyle bir şey eksik kalıyor benim muhtemelen ve o selamımı metnin içine böyle çok küçük göndermeler şeklinde yerleştiriyorum. Mesela Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam'daki baba figürü benim için çok etkileyicidir. Yani dipten dibe akar bütün roman boyunca. Ben de mesela onu Elazığ'daki galiba, Elazığ'daki hastane sahnesine C'yi, Aylak Adam'ın kahramanını böyle bir koridora sokup onunla 2 dakika bir hasbihal etmeyi çok sevmiştim. Bir okuyucumuzun, pardon, sözünü mü kestim? Estağfurullah. Bir okuyucumuzun sorusu var. Onu sorayım istersen. Çünkü sonra birikme olacak yüksek ihtimalle. Mert Boyraz sormuş. Aşıklar Bayramı'ndaki olay örgüsü yaşanmış bir hikaye mi? Diye sormuş. Yaşanmış bir hikaye değildi. Yaşanması çok istenmiş bir hikayeydi. Çok Yapamadığım bir yolculuğun, teklif ettiğim halde yapamadığım bir yolculuğun yazıya geçirilmiş haliydi. Çok istemiştim babamla vaktiyle bir yola çıkmayı. Teklif ettim o hasta günlerinde ama kabul etmedi. Hatta kabul etmediği gün eve dönerken yolda o öfkeyle, o üzüntüyle romanı konusunu bulduğumu hatırlıyorum. Çok sonra yazmak üzere bir kenara yazdığımı hatırlıyorum. O yolculuğu yazıda yapacağımı o gün karar vermiştim. Anladım. Ama benden, hayatımdan bir takım parçalar var tabii ki. Yani bunu muhtemelen okurların çoğu da anlamıştır zaten. Ben de bunu reddetmiyorum. Muhakkak olacaktır. Her yazar muhakkak kendi hayatından getirdiği bir takım birikimleri, bir takım dertleri, meseleleri metne taşıyacaktır ama bütünüyle otobiyografik bir metin değildir Aşıklar Bayramı. Özcan Alper tarafından da yakın zamanda Evet. sinemaya uyarlanıyor.
Ben en çok avcı kadının heves hissini, yani tabii o olmasa da hani kiminle vücut bulacak onu merak ediyorum tabii de. Ama tabii şey, bu sinemaya uyarlanma süreci, yani bu süreç nasıl başladı? Şu anda ne durumda? Çekimler başladı mı? Senaryoyu sen ve Özcan yazıyorsunuz. Şimdi tabii. Özcan'ın olması benim için çok önemli. Ben özel bir şey anlatacağım. Ben Ağaçlar Bayramı'nı yazarken biz Özcan'la tanışmıyorduk. Ve ben Özcan'ın Gelecek Uzun Sürer filminin yol sahnelerini durup durup izlerdim. Büyük bir tesadüftür. Yani demek ki oradaki duygu beni çok ilgilendiriyordu. Ve roman bittikten sonra Özcan'la tanıştık. Daha doğrusu o romanı okuduktan sonra tanıştık. Ve hemen filme çekmek istediğini söyledi. Tabii bu zorlu bir süreç. Benim için de gurur veren bir deneyimdi bu ayrıca. Hani filmlerini çok keyifle izlediğim bir yönetmenle bir araya gelmek ve üstelik romanı yazarken de belki de ondan öyle ilhamlar almışımdır o bilmeden. Böyle bir buluşma, böyle bir yan yana gelme benim için hakikaten çok kıymetli. Senaryosunu birlikte yazdık kendisiyle. Yani bu pandemi süreci yüzünden tabii her şey çok yavaş ilerliyor ister istemez. Yani 2011'de çekilmesi planlanıyor. Ben de merakla bekliyorum. Yani romandan çok şey götürür mü, götürmez mi hiç bilemiyorum. Ama o arkada Özcan Alper'in olması benim için kafi. Bir güven duyuyorum ona. Ve her roman uyarlamasının aslında romandan çok farklı bir şey olması gerektiğini de düşünenlerdenim. O açıdan da rahatım. Birebir çekilmesi vesaire şeylere uyulması da şart değil ama ben de okurlar kadar merakla bekliyorum nasıl bir deneyim olacak. Bu ilk değil mi senin sinemaya uyarlanan metnin? Başka evet, evet yok başka yok. Peki şey belli mi oyuncular? Bir iki tanesi belli ama benim söylemem doğru olmaz. Aa. Onlar zamanı gelince açıklayacaklar. Başrol oyuncular, düşünülen isimler var ama ben çok dışında kalmaya çalışıyorum nispeten ama onlar Özcan ve yapım şirketinin uğraşacağı şeyler. Ben birazcık senaryoda olmak istedim çünkü kendi hikayemi en azından kimi önemli yerlerinde belki Özcan'la beraber çalışmak benim için çok keyifliydi. Benim için de ilginç bir deneyim oldu. Hayatımda ilk kez bir senaryo yazdım. Keyifliymiş evet. Ama belki de kendi hikayem olduğu için keyifliydi. Başka bir hikaye olsaydı ben herhalde kolay kolay bulaşmazdım böyle bir şey. Şimdi birazcık Aşıklar Bayramı'ndan uzaklaşıp Sayden hikayeye gelelim. Sayden hikayesinin ilk öykü kitabında. Evet. Çıktığı yıl Sait Faik hikaye armağanına layık görüldü. Şimdi son dönemde Türkçe edebiyatta bir hayli ergenlik hikayesi okuduk, okuyoruz. Sahiden hikayedeki öyküler de bu toplama dahil edilebilir ama bir farkla memleketin bir başka coğrafyasında, bir başka bölgesinde, bir başka ergenlik de yaşanıyormuşu veriyordu aslında oradaki öyküler. Hikayelerde bunu gördük. Sen buna katılıyor musun? Bir yanıyla öyle, doğru. Yani ülkenin işte uzak bir köşesindeki bir büyüme serüveninin farklı bir şekilde yazılması, anlatılması. Ama bir yanıyla da benim belki de daha sonra yazacağım kimi kitaplara hazırlık yapmak amacıyla kurduğum kimi sahneler, kimi anlar, hem kasabaya dair hem bir takım insanlara dair kurduğum bir şey. Aslında sahiden hikaye... Ben bir roman olarak tasarlamıştım. Fakat dürüstçe yine söylemek zorundayım. Yapamadım. Yani bir romana çıkamadı. Ve sonra bölündü kendi içinde. Aslında belki okuyanlar bunun bir roman olduğu hissini de zaman zaman yaşıyorlar. Asıl derdim evet bir büyüme hikayesi denebilir miydi? Bütünüyle değil belki de ama farklı bir büyüme hikayesiydi. Yani... işte politik meselelerle hemhal olmuş, işte yaşadığı topraklarda bir takım meseleleri daha çok küçükken görmüş, tanık olmuş bir çocuğu anlatmak istiyordum. Ama belki de kendimi anlatmak istiyordum. Veya bundan sonra yazacağım kimi kitaplara gidecek bazı kahramanları anlatmak istiyordum. Nitekim mesela Sahiden Hikayenin kahramanı aslında benim yazdığım bütün romanlarda bir yerde duruyor. Çok dikkatli okurlar yakalıyorlar oradaki kahramanın olduğunu. Niyetim buydu açıkçası. Anladım.
Bir soru var izleyicilerimizden. İsmi görünmüyor ama Arkanya neresidir ve diğer hikayeleri, romanları boyunca oraya ziyaret etmeye devam edecek miyiz? Arkanya'nın Kemal Varol üzerinde nasıl bir etkisi ve önemi var? Ya burada aslında hani yola çıkarken kendi kasabamı, kendi doğduğum, gençliğim, yaşadığım yeri anlatmak istemiştim. Ama daha sonra hiç başka bir yere evrildi ve biraz daha bana imkanlar sunan bir edebi bir coğrafya yaratma imkanı verdi aslında bana Arkanya. Yani içinde hem hayal ürünü olan şeyler de var ama gerçek olan kimi meseleler de var. Bütün hepsini doldurabileceğim, içinde istediğim gibi at koşturabileceğim, yeni hikayeler anlatabileceğim bir edebi bir dünya sundu bana Arkanya. Evet, neredeyse bütün romanlarda ister istemez ne yaparsam yapayım yolumu oradan geçiriyorum, Arkanya'dan geçiriyorum. Yeni kitapta geçecek mi? Kısmen geçecek. Belki de çok dikkatli okurlar yakalayacaklardır ama seviyorum. Yani şehir olarak dönüp baktığımda hala çok seviyor muyum? Emin değilim. Ama belki de ben artık o şehir olarak anlattım, kasaba olarak anlattım Arkanya'dan ziyade artık kendi hayalimdeki Arkanya'yı çok seviyorum. Kendi yalanıma inanmaya başladım belki de. Biraz da benim en çok sevdiğim romanından bahsetmek istiyorum. Hav'dan. Evet. Bir savaşı köpeğin gözünden anlatmak gerçekten çok ilginç ve yaratıcıydı. Üçüncü dünya ülkelerinin edebiyatı böyle hep alegori üzerinden gider. Hani doğrudan söylemektense ima etmeyi tercih evet. eder. Sen de aynı fikirde misin? Yani Hav'da ima bilinçli bir tercih mi? Yani ya da şöyle hem böyle sorayım hem de aslında hani Hav'ı yazma sürecin ve sonrasında çünkü benim bildiğim kadarıyla Hav gerçekten hani çok beğenilen bir roman oldu. Herkesin hiç unutamadığı, iki kere falan okuduğu bir roman oldu ve hala üzerine konuşulan bir roman oldu. O yüzden hani sendeki yerini merak ediyorum Hav'ın. Ya, alegori bir zorunluluk muydu? Kısmen bir zorunluluktu benim için. Bir takım hem anlatma problemi açısından bir zorunluluktu hem de bir takım güvenlik sıkıntıları yüzünden bir zorunluluktu. Muhtemelen bütün üçüncü dünya ülkelerindeki yazarlar tam da bu tür kaygılar yüzünden alegoriye başvurmak zorunda kalıyorlar. Anlatmak istediğim acı bir mesele vardı ama bu meselede hakkaniyetli olmak gibi de bir derdim vardı. Yani ya bunu Diyarbakır'da yaşayan bir yazar olarak yazmaktansa, işte İstanbul'da yaşayan bir yazar olarak yazmaktansa, hiçbir yerde yaşamayan, biraz hafif göğe yükselip aşağıda kalan bütün topraklara biraz yukarıdan, kibir anlamında değil ama biraz kuş bakışı bakıp anlatmayı seçen bir yazarı, bir anlatıcıyı tercih ettim. Biraz zorlu bir yazma süreciydi ister istemez. Yani evet, benden önce yine çokça yazarın el attığı bir şeydi bu. Bir köpeğin gözünden bir hikaye, bir meseleyi anlatmak. Ama her deneyim aynı zamanda biriciktir bir yanıyla. Çok zorlandım açıkçası ki romanı yazarken. Çünkü o nispeten köpek dünyası üzerinden anlatmam gerekiyordu bir takım meseleleri. Ama bir yandan da anlatmam gereken bir takım politik meseleler vardı 90'lı yıllara dair. Biraz romanı yazdığım dönemde Türkiye'de nispeten bir takım meselelerin, çatışmaların durulduğu, her şeyin böyle tırnak içinde güllük gülistanlıkmış gibi göründüğü bir dönemde ama ben bir kadim bir umutsuzum her zaman, her şey için. O dönemde çok umutsuzdum ve belki de romanı o umutsuzlukla yazdım bir yanıyla. Dönüp baktığımda evet, hala demek ki haklıymışım diyorum bazen kendime. Hav'ın bendeki yeri sürüyor, yani derdi sürüyor. Yani bu ülkede yaşanan bir takım meseleleri belki farklı, unutulmayacak bir takım yönlerden anlatmak, farklı anlatım biçimleri bulmak, böyle bir kaygım hala sürüyor açıkçası. Ben de kendimce bu ülkede yaşanan meselelere
Başka bir yerden bakıp katkıda bulunmak istiyorum. Bu havı yazarken de asıl derdim buydu aslında. İnsanlara işte çatışmanın, ölümün, bütün bunların aslında bir sonucu olmadığını, bir yere varmayacağını hatırlatmaktı. Kötüyü gösterip bir daha buraya dönmemekti asıl derdim hav üzerinden. O yüzden takım meseleleri hatırlatma ihtiyacı duydum. Ama biz hafızamızı böyle her 10 yılda bir, 20 yılda bir yeniden kaybedip yeniden tazelediğimiz için bana da bu kitapların umutsuzluğu kalıyor çoğu zaman. Bir soru var Helin Akın'dan. Neden Sultan Suyu diye sormuş. Sultan Suyu. Ben Sultan Suyu'nu çok uzun değil ama aslında yani 4-5 yıl önce tesadüfen dinledim ve Metin Kemal Kahraman'dan dinledim. Yani çok iyi bir türkü dinleyicisiyim ama yani bu türkünün bu kadar çok farklı yorumu olduğunu hiç bilmiyordum inanın. Hatta ilk dinlediğimde bunun bir Metin Kemal Kahraman türküsü olduğunu zannettim. Sonra Pir Sultan'ın olduğunu gördüm. İnanılmaz bir karşılaşmaydı benim için. Böyle döne döne günde belki yüzlerce kez işte araba sürerken, bir yerde yürürken, işte evde dinlenirken durmadan dinledim o türküyü ve türkü beni gerçekten şey romana götürdü. Yani o türküyü dinlediğim zaman o türküye bir roman borcum olduğunu çok hissediyordum. Çok severim. Yani Ruhi Suyu yorumu vardır, Cengiz Özkan yorumu vardır ama ben de biri Sultan Suyu dediği anda direkt Metin Kemal Kahraman ve işte Ahmet Tirgin'in kemanları çalmaya başlıyor zihnimde. Ben de bilmiyorum açıkçası niye bu türküye takılıp kaldım, neyini sevdim, ne derdim vardı da bu türküyü başucu türkülerinden biri yaptım. İnanın bilmiyorum ama hala dinlediğimde gözlerim doluyor. Yazarken başka neler dinliyorsun peki? Yani mesela ne tür dinliyorsun ya da? Hani... Genelde ben çok saplantılı biriyim. Yani bir tane türküyü eğer çok fena sevmişsem sadece o türküyle yazarım ya da sadece o şarkıyla yazarım. Sadece türkü olması gerekmiyor. Yani ben herkes beni böyle türkü dostu gibi biliyor ama yani benim müzik skalam biraz geniştir. Şu ara yine mesela bir türkü var böyle. Aslında yine türkü oldu ama dönüp onu dinliyorum. Onun beni nereye götüreceğini bilmiyorum ama bu son romanda yani yeni yayınlanacak romanda maalesef çok dinlemediğim bir türkü ya da şarkı diyelim. Türkü değil o şarkı. Bir şarkı gelip romanın içine sızdı. Komik bir şarkıydı bir yanıyla da. Engel olmak istemedim. Kahramanım da derdini anlatıyordu. Ben de ona izin verdim. Soruları aktarmaya devam edeceğim. Sevgili Elif Türker bir soru soruyor. Evet. Sözlü geleneği seven ve masal formunu da metinlerinde gördüğümüz Kemal Varol masal yazmayı da düşünür mü? Çok düşündüm ama ben bir takım türlerden de uzak durmaya çalışıyorum. Yani içimde böyle bir masalcı yaşadığını hissediyorum, biliyorum. Hatta böyle bir yani masal geleneğinin çok yoğun, çok baskın olduğu bir aileden geliyorum. Hem babam, hem annem, hem anneannem çok çok iyi masal anlatıcılar. Hele babam. Onun çok daha enteresan bir anlatma biçimi vardı. Hem kavalla masal anlatırdı hem de sözlü olarak anlatırdı. Yani bir masalı sözlü olarak anlatıyordu, sonra kesiyordu. Az önce size anlattığım hikaye şimdi kaval çalarak anlatacağım derdi. Ve biz böyle müthiş bir hayranlıkla dinliyordum bütün çocukluğum boyunca. Onları kaydetmemiş olmak da bende büyük bir derttir. İçimde böyle bir masalcı olduğunu elbette farkındayım. Ama yani her türe bulaşmaktan da uzak duruyorum. Her işten anlarım, her şeyi yaparım demek benim için fazla iddialı sözler olur. Belki günü birinde yazarım, bilemem ama yani şu anda öyle bir fikrim yok maalesef. Bence Elif onu senin iyi yapabileceğini bildiğin böyle bir soru sordu. Ben de aynı fikirdeyim Elif. Evet. Bence de. Peki evet. Çocuklarına masal anlatıyor musun ya da uyduruyor musun masal? Uyduruyorum daha çok. Kendi bulduğum şeyleri uyduruyorum. Anlatmıyorum. Bildiğim masalları anlatmaktansa uydurmayı daha çok tercih ediyorum. Ama çok masal anlatan biri değilim maalesef.
Peki bir soru daha var. Yusuf'un babasında eleştirdiklerini kendi hayatında yaşamasını bilinçli mi kurguladınız diye sormuş Yunus Çinçin. Bilinçli kurgulamadım. Herkes bilerek ya da bilmeyerek kendinden öncekilerinin hatalarını işler. Bunu kurgulamam gerekmiyordu. Az veya çok benzeriz, az veya çok andırırız. Yani ben bunu yıllar önce Küfran'da yazmıştım. Yani benzemek istemezsiniz ama bir süre sonra müsvedde olduğunu fark edersiniz, olduğunuzu fark edersiniz. Bu bilinçle aslında izin verdim. Evet, yani roman boyunca aslında Yusuf Heves Ali'nin bir taklidi aslında. Yani giderek ona dönüşüyor. Ona dönüştüğünü fark ettiği noktadan sonra da çözülüyor zaten. Buna bilerek meyil verdiğimi söyleyebilirim. Çünkü bu deneyimin farkındayım ben. Günlük hayatta da, insan ilişkilerinde de nasıl yaşandığını görüyorum. Az veya çok ama bu yaşanıyor. Çok fazla soru geliyor. Ben kendi sorularıma birazcık ara vereceğim. İzleyicilerimizin sorularını soracağım. Ayşe Sarısay'ın soruyor. Sevgili Ayşe Hanım, yüklendiğiniz keder bu ülkenin siyasi meseleleri metinlerinize çok incelikle yansıyor. Bunlar siyasi söylemler şeklinde biçimlenmiyor, olayların içinden sızıyor sanki. Bu bilinçli bir seçim mi diye soruyor Ayşe Hanım. Bu bilinçli bir seçim. Benim de aynı zamanda hayata karşı durduğum yani politik tavrımın da bir göstergesi. Zaman zaman böyle okuyorum tabii, hani ben de bir takım yorumlarla karşılaşıyorum. Sizi böyle bir takım yerlere monte etmeye çalışan yorumlar, aşırı yorumlar oluyor. Ama ben tam da romanda anlattığım gibi politik bir duruşa sahibim. Yani bir takım meseleleri herhangi bir kaygı sebebiyle değil, tam da böyle gördüğüm için, böyle düşündüğüm için romanıma bu böyle sızıyor bu takım meseleler, politik meseleler. Slogan atmayı hiçbir zaman sevmedim. Bir takım meseleleri serin kanlı düşünmeye çalışanlardanım. Aklı selim şekilde düşünmeye çalışanlardanım. Bir edebiyatçı olarak tabii ki bunlar benim görevim değil. Ben politikacı değilim nihayetinde. Ama benim derdim bu ülkede çok farklı kesimlerden insanların yaşadığı acıları anlatmak, bunları göstermek. Kayda geçirmek bir yanıyla, sadece bir kesimin de değil, başka kesimlerin, bunlar birbirlerinden nefret eden kesimler de olabilir. Ve bunu herhangi bir plan dahilinde, bir yaranma dahilinde yapmıyorum. Çünkü vicdan denen şey tam da böyle işlemelidir bana kalırsa. Sadece kendi acınızla ilgili olmamalısınız. Ötekinin yaşadığı derdi, acıyı ruhunuzda az veya çok hissetmiyorsanız, siz yazmamalısınız bence ya da bu meselelere hiç girmemelisiniz. Çünkü bütün bunlar aynı zamanda bir vicdanla ilgili meselelerdir. Ben de yani gücüm yettiğince bu topraktaki acıları yazmaya devam edeceğim. Ama böyle yazmaya devam edeceğim. Çünkü bir yanıyla şunu da gördüm. Yani benden önceki kuşak diyeceğim ama hani o kuşağı suçlama babında söylemiyorum. Büyük sözlerle, sloganlarla vesaire şeylerle bir takım tercihlerle yazmak yerine edebiyata dair bir takım öncellediğim kimi meselelerle yazmayı tercih ediyorum. Belki de bütün bunlar kişiliğimin bir parçasıdır ve bu yüzden metne böyle sızıyordur. Bilemem. Bu okurların belki takdir edeceği bir şeydir. Hı hı. Ama Ayşe Hanım'a teşekkür ederim. Benim Necati Gil, kendisine de söylemiştim, başucu şairlerinden biridir. Ondan böyle bir övgü almak da benim için çok kıymetli. Peki, şimdi iki tane izleyicimiz benzer soruyu sormuş. Ben de soracaktım hatta. En son saklıyordum. Hatta ben sormadan önce sen söyledin. Devir Atölyesi yeni romanın adını soruyor. Mustafa Özde. Aslında önce onu şey yapalım. Yeni romanın adını söyle istersen. Ne zaman çıkacağını söyle. Bugün belli oldu. 8 Ocak'ta çıkmış olacak. Yani ocağın ilk haftası çıkacak. Karasis. Karasis. Evet. Ve diğer soruya geçin bununla bağlantılı. Yeni Mustafa Öz'ün sorusu. Yeni romanınızda da çocukluğumun kasabası memleketim Arkanya olacak mı? Diye sormuş. Çok az. Çok az var ama var. Yani yine var.
Belki şöyle bir ipucu verebilirim merak edenler için. Ağaçlar Bayramı'nda Yusuf babasıyla yola çıktığı zaman koltukta bir saç teli buluyordu. Hatırlayanlar vardır belki. Camdan atardı Yusuf o saç telini. O saç telinin yolculuğu aslında yeni roman. Yani Ağaçlar Bayramı'nda camdan atılan saç teli gelip bu romana konuyor. Onu atarken de tabii ki bu romanı yazacağımı biliyordum. Aslında iki romana da paralel yazdım. Yani Ağaçlar Bayramı ile şu yeni roman aynı anda yazıldı. Ağaçlar Bayramı daha önce bitti. Bu romanı biraz bekletmek istemiştim kimi problemleri yüzünden. Garip bir dönemdi. Yani müthiş bir yazma iştahıyla iki romanı aynı anda yazdım. Aslında ikisini aynı anda yayınlamayı düşünüyorduk ama sonra bu kadar fazla deyip bu romanı daha sonraya bıraktık. O yüzden böyle büyük bağlantılar olacak. Yani Sis de mesela romana bütün baskın olan Sis, Ağaçlar Bayramı'nda da Sis de açılıyor. Belki aynı tarihlerde geçiyor hikaye veya başka bağlantılar vardır. Bu kadarını söyleyeyim. Ama şimdi başka bağlantılarla ilgili başka bir okur sorusu var, izleyici sorusu var. Deler Gazelsar demiş ki, romanlarınızda yer yer bir sonraki romanınızın kahramanları tesadüfi bir şekilde karşılaşıyor. Aşıklar Bayramı'nda cezaevi nakliye aracı bu tesadüfe dahil oluyor. Yeni romanınız cezaevinde mi geçiyor diye sormuş. Okuyunca okurlar fark edeceklerdir. Evet, böyle bir şey yapıyorum. Yani aslında otogar sahneleri, bütün romanlarımdaki otogar sahnelerinde hem eski romanların kahramanları otogar sahnesinde bir görünüyorlar, hem de benim daha sonra yazacağım romanın kahramanı otogara geliyor. Yani diyelim Ağaçlar Bayramı'nda Yusuf babasını otogara bırakırken aslında gözünü otogarda gezdirirken gördüğü herkes benim eski romanlarımın kahramanları ve daha sonraki romanların kahramanları. Ağaçlar Bayramı'nda yeni romanın kahramanları var. Doğru, evet. Bir yerde geçiyorlar. Hatta belki iki yerde geçiyorlar. Şimdi böyle çok romanlar üzerinden konuştuk ama şiirle ilgili bir soru gelmiş. Hogir Vani, sanırım öyle okunuyor, emin değilim. Yanlış okuduysam da özür dilerim. Şiiri nasıl yazmaya başlıyorsunuz? Sizce tetikleyici olan anlık duygular mı? Şiiri nasıl tanımlarsınız diye sormuş. Bunu hatırlayabilseydim muhtemelen yeniden şiir yazardım. Tam da bunu unuttuğum için yazamıyorum galiba. Ama hani bu son 4-5 şiiri nasıl yazdım? Ben de bilemiyorum. Ya bunun bir tanımı yok maalesef. Bazı türler, bazı duygular daha doğrusu, bazı meseleler direkt kendi türünü talep ediyor galiba. O an yaşadığınız o hissi, o duyguyu, o öfkeyi, sevgiyi her neyse diyelim romanla kapatamıyorsunuz ya da ne bileyim hani bir marangoz da bir şey yaparak içindekini döker bana kalırsa. Yani dert kendi türünü buluyor. Benim için böyle işleyen bir süreçti. Ya o şiirleri de romanda anlatamayacağım için galiba şiire döktüm. Yeni yazdıklarımı söylüyorum ama belki yaşayan çok iyi şairler var. Bunu onlara sormalı arkadaşımız. Peki, şimdi aslında süremiz bitti bitiyor ama birkaç soru daha var. Ayrıca yine Kemal Varol'a soru sormak isteyen izleyicilerimiz varsa almaya devam edeceğim. Bu arada da bir soru geldi. Yunus Çinçin'den öykülere dönüş söz konusu olacak mı diyor. Evet, yani birikmiş öyküler var birkaç tane. Sayısının artmasını bekliyorum. Evet, yani bu öyküye döneceğim. Bir kitap daha yazmak istiyorum. Bir öykü kitabı daha yazmak istiyorum. Ya sen gerçekten çok Evet. Buna çalışkansın hayır diyebilirim. yani. Çekmecede şiirler var, öyküler varmış. Eş zamanlı olarak iki tane roman yazıyorsun. Arada senaryo yazdın herhalde, değil mi? Evet. Özcan'la beraber. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Yani çok üretken ve çok verimli Sağ olun. ve de çok kalıcı yani. Teşekkür ederim. Yani evet, yani çalışkan olduğuma yok demeyeceğim, hayır demeyeceğim. Çalışkan bir adamım. Yani ortaya çıkan metinleri konuşabiliriz, değerini ama hakikaten iyi çalışırım. O konuda da bütün zamanımı yazıya ayırdım söyleyebilirim.
Evet, ben herhalde kendi sorularıma dönemeyeceğim. Bir soru daha var. Güzel bir soru. Bunu da konuşmak isterim. Mehmet Sipan Özkeskin sormuş. Şiirlerinde kısmen denkbejlik geleneği motifleri kullanan, romanında ise aşıklık geleneğiyle ilgilenen Kemal Varol, bu iki gelenek arasında birçok benzerlik haricinde nasıl farklılıklar görüyor acaba diye sormuş Mehmet Bey. Ya farklılıkları da var tabii ki ama ben aslında Ağaçlar Bayramı'nda bu böyle ikisini bir araya getirmek istedim aslında. Yani özellikle babanın yaktığı ağıtlardan bir tanesiydi galiba. Orada sadece mesela aşıkları saymaz Heves Ali, Dengbej adları da sayar bir yanıyla. Aslında hani bu ülkede aynı meseleyi farklı biçimlerde anlatmış, yazmış bütün sanatçılara bir selam gönderir. Yani belki de o Heves Ali'nin selamı değildir, benim selamımdır. Hem halk aşıkları hem de işte denkbejleri buluşturup bir araya getirip bir metinde bir selam gönderme. Benzer tarafları var elbette ki. Denkbejler daha çok yani bir müzik aleti kullanmadan ses yardımıyla ve hani uzun hikayeler, uzun masallar, belki bir roman formuna daha uyan hikayeler anlatıyorlar. Aşıklar biraz daha hani bağlama dediğimiz, üç telli dediğimiz ya da çeşitli farklı aletlerle icra edilen, kökü daha çok işte halk şiirine dayanan bir takım tırnak içinde metinlerle hareket eden sanatçılar, ama bana sorarsanız toplamda aynı yere varıyorlar. Vardıkları yer aynı yer benim için. O yüzden galiba benim için çok büyülü hale geldi. Ya günün birinde denkbejleri de anlatmak isterim açıkçası. Ama benden önce çok iyi anlatan yazarlar oldu. Bir mesele el atmadan önce o meseleyle ilgili galiba bir şeyler kaleme almış, iyi metinler yazmış yazarlarla iyi hesaplaşmak gerekiyor bana kalırsa. O metnin üstüne çıkamayacaksanız bu deneyime soyunmamalısınız bence. Çarpışmayı göze alıyorsanız sizden önce yazılmış kimi metinlerle, ki edebiyat bence tam da böyle ilerler. Bir yazar başka bir yazarla yani yazı düzleminde çarpışa çarpışa bir metin ortaya çıkarır. Buna inananlardanım. O meselede belki birazcık da haddimi bilmeye çalışıyorum hala. Belki de günün birinde böyle bir metin yazacağım. Ali İpek'in bir sorusu var. Film ve roman ilişkisini merak ediyorum. Görsellik alanı daraltmaz mı diye sormuş. Muhtemelen daraltacaktır ama benim yani Özcan Alper'de en sevdiğim şeylerden bir tanesi onun o görsel zekası. Yani o görselliğe aşırı düşkün olması. Bunun bana çok fazla şey yani bana değil yani metne ya da hikayeye, romana çok şey katacağını düşünüyorum. Bu açıdan çok şanslı hissediyorum, addediyorum kendimi. Galiba ondan başka biri olsaydı bütün bunlar belki başka şeyler konuşurduk ama Özcan Alper bu açıdan benim için çok kıymetli. Şimdi birazcık ama şeyi de yani Ali'nin belki bahsettiği hani hikayeden bir şeyler götürür mü? Ya muhtemelen aşındıracaktır metni. Yani bunu da kabul ederek yapıyorum. Yani dünyada hiçbir yerde çok iyi yapılmış bir roman uyarlaması yoktur. Yani romanın üstüne çıkmış bir uyarlama yapılmamıştır hala. Bunu da göze alarak söylüyorum tabii ki. Bu ön kabulle hareket ediyorum. Bir izleyicimiz Özcan Çınar başucu yazarları var mı diye sormuş. Varsa da kimlerdir demiş. Ben de aslında birazcık okur Kemal Varol'u konuşmak istiyorum. Yani okuduğun seni etkileyen yazarlar, hatta biraz daha böyle ilk gençlik yıllarına ilk okumaya başladığın zamanlarda edebiyat metinlerini kimleri okurdun, kimlerden etkilenirdin? Bunları ve o zamanlar mesela yazmakla ilgili bir hayalin var mıydı? Yazar olmak istiyor muydun? Yoksa sadece okuyor muydun? Ben evimde duruyor hala. Ortaokul ikinci sınıfta yazdığım bir kitap duruyor hala. Ya çok kötü bir kitap ama. Ne zaman? Ortaokul ikinci sınıftayken. Ben çok küçük yaşlardan, daha öncesinde de yazdığımı biliyorum. İlkokul sonlarında şiir yazmaya başladığımı hatırlıyorum. Ya
Çünkü bizim evde edebiyat vardı. Yani abilerim çok iyi edebiyat takipçileriydiler ve müthiş bir avantajım vardı. Bana zaman aldıracak kitaplar vermediler. Yani işimi hep kolaylaştırdılar. Hep çok küçük yaşlardan beri iyi metinlerle tanıştırdılar, sağ olsunlar. Yani evde bir edebiyatçı abilerin olması işimi her zaman çok kolaylaştırdı ve tabii ki o yaşlarda en büyük hayalim bir kitabımın olmasıydı. Ben o yaşlardayken daha çok roman yazmayı istiyordum ama sonra şair oldum. Çünkü dönemin ruhu şairlikle at başı gidiyordu. Herkes şairliğin çok önemli olduğu yıllardı, 90'lı yıllar. Tabii ki yani o dönem çok fazla başucu yazarım vardı. Hem şair olarak da, roman yazarı olarak da, sonra öyküde de çok çok başucumda tuttuğum yazarlar vardı. Orhan Pamuk bunlardan biridir benim için. İhsan Oktay Anar bunlardan biridir benim için. Öyküde işte Cemil Kavukçu çok kıymetlidir benim için. Murat Uyurkulak çok önemlidir benim için bu açıdan. Hani bana bunları da romanlarıma da taşımışımdır sevdiğim yazarları. Çünkü onlardan etkilendiğim yerleri romana taşımakta da bir beis görmüyorum. Dünya edebiyatından da sevdiğim insanlar var. Márquez'i çok severim. Yılda bir kez dönüp indiririm ve şaka yollu hatim indirmek derim. Hani onun 100 yıllık yalnızlığını yılda bir kez okumazsam dayanamam. Her seferinde yeni şeyler keşfederim. Calvino'yu çok severim tabii bir yanıyla. Bana her ne kadar henüz yeteri kadar etki etmemiş olsa da kimi metinlerin farklı icra edilebileceğini de, kimi tekniklerin nasıl farklı kullanılabileceğini de öğretmiştir bir yanıyla. Şiirde de çok sevdiğim başucu ustalarım var. Yani başucu yazarlarım var. Birhan Keskin bunlardan biridir benim için. Unuttuklarım olabilir ama Akif Kurtuluş çok gençken tanıdığım bir yazardı, şairdi. Yani lise çağlarında okuduğum ve ondan sonra başka bir kişiyi kolay kolay beğenmediğim bir şairdir benim için. Zor bir şairdir bir yanıyla Akif Kurtuluş. O yaşta zor bir şairle tanışmanın da getirdiği handikaplar vardır. Metin Kaygalak yine yani çok sevdiğim bir şairdir. Yeni kuşaktan Aslı Serin, Ali Özgür Özkarcı... Belki de biraz şiiri bırakmama sebep olan ekiptir diyebilirim. Onların yazdığı yeni nesil, yeni şiirler bizim de kendi yazdığımız lirik şiiri oturup düşünmemize, yeniden sorgulamamıza yol açan şiirlerdir. Çok fazla isim verdim biliyorum Yok, ama... güzel oldu. Peki bu ara okuduğun ya da okumayı planladığın ve bizlere önerebileceğin kitaplar? Yani şimdi kitaba bakıyorum. Decameron çok yıllar önce okumuştum ama galiba evet süremedi bu deneyim. Şimdi Everest yeni baskısını yaptı. Çok da özenli bir baskı. Ona başlamıştım. O da yarıda kaldı. İşte bu salgın dönemlerinde işte pandemi süreci yüzünden zaman zaman bölünüyor okumalar. Onu bitirmeyi düşünüyorum. Çok sayıda genç arkadaşın gönderdiği kitaplar var. Ama yazım süreçlerinde ben çoğu zaman okumalara ara veriyorum. Çünkü metni aralıksız yazmayı çok seven birisiyim. Ve romanımı bitirdiğimde en sevindiğim şey, evet şimdi bir sürü yeni kitap okuyacağım. Kimler ne yazmış bunları okuyacağım duygusuyla saldırıyorum kitaplara. Çok sayıda öykücü arkadaşım metinleri var. Birkaç roman var okumayı düşündüğüm. Mesela çok özür dilerim. Yazarın adını şu anda unuttum. Yuvarlandığım Mezarlar diye çok iyi bir metin okumuştum. Bir yarışmaya gelmişti bu roman. Oradayken de dikkatimi çekmişti. Sonra yayınlandıktan sonra da bu sefer kitaptan okumak istedim açıkçası. O duruyor masamda. Serkan Bey'di galiba. Böyle sosyal medyayı hiç kullanmayanlar artık tanıyamıyoruz maalesef. Unutuyoruz ya Serkan da. Kaya almalı. Evet, Serkan Kaya almalı. Yuvarlandığım mezarlar. Onu okumayı planlıyorum. Şair arkadaşların şiir kitapları duruyor masamda. İtaki bu aralar çok böyle güzel bir dizi açtı. Genç şairlerin dosyalarını yayınlıyor. Sağ olsunlar onları göndermişlerdi ve ben genç arkadaşların şiirlerini merak ediyorum.
Galiba hala çok kıskanıyorum şiir yazan insanları. O kıskançlığı okuyacağım. Anladım. Peki Kemal, çok teşekkür ederim. Çok Ben güzel bir teşekkür sohbetti ederim. benim için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum ve bir hatırlatma yapayım. 8 Ocak'ta çıkıyor, değil mi? 8 Evet. Ocak'ta Kemal Varol'un yeni romanı Kara Sis, Everest Yayınları etiketiyle raflarda olacak. Tekrar teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.